Rahim ağzı uzunluğu genellikle detaylı ultrasonografinin bir parçası olarak yapılıyor. Üstten de yapıyoruz ama eğer üstten net göremezsek o zaman buradaki örnekte olduğu gibi vajinal ultrasonografi de yapıyoruz. Vajinal ultrasonografi bize çok daha net ölçümler yapma imkanı sunuyor. Burada ölçümümüzü yapıyoruz. Normal sınırlar içerisinde çıktı. Zaten herhangi bir hunileşme veya açılma gibi bir bulgusu da yok bu anne adayının. Genellikle 30 ila 35 hatta 40 milimetre arası değerler buluyoruz anne adaylarında. 25 milimetreye kadar uzunluğun normal olduğunu kabul ediyoruz. 25 milimetrenin altında çıkarsa eğer o zaman 34. haftaya kadar olan erken doğum riski artmış olabileceği için mutlaka öyle olması gerekmiyor. Bazı önlemler alıyoruz. Bu önlemlerin detayları başka videolarda anlatıldı zaten. Rahim ağzı uzunluğunun önemi bu.